Şimdi Beşiktaş maçından sonra güzel bir galibiyet aldık. Yine her zamanki gibi çok nadir yaşanamalardan bir tanesi de Beşiktaş maçında yaşamış olduk. Ama skor bize yazdı. Hak ettiğimiz bir oyundu. Ondan dolayı da takımımız izinleri geldi. Şimdi Ankara Gücü maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Şimdi MHK ile yani hakemlerle ilgili yaşadığımız zaten geçmişteki Galatasaray maçındaki talihsiz olaylar, hakkımızın yenmesi, olayın buralara gelmesi, oyunun katledilmesi, 3 puanımızın bizden alınıp da göz göre göre rakip tarafa verilmesi bizim maçtan sonraki haykırışlarımız da ortadaydı zaten. Anadolu kulüpler olarak veya da Antalya Spor olarak biz hakkımızın yenmesine, yenilmesine müsaade etmeyeceğimizi her platformda söylüyoruz. Bundan sonra da bunun arkasında duracağımızı da dile getiriyoruz. Ama ilahi adalet diye bir şey var. Gerçekler zaten çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı da tüm Türkiye tekrardan duymuş oldu. Bununla alakalı özürle beraber tekrardan başarı ve destek mesajları alıyoruz. Bunlarla alakalı da çok şükür mutluyuz. Cuma günü Kulüpler Birliği toplantımız var. Orada bunları zaten geniş açılı olarak masaya yatıracağız. Bunların hepsi üzerine bir toplantı yapacağız, konuşacağız, görüşeceğiz. Şimdi benim için artık bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu, MHYK veya da herhangi bir kurum fark etmiyor. Kim haksızlık yapıyorsa, haksızlığa kim ışık tutuyorsa, buna çanak tutuyorsa, bir lobi oluşturuyorsa bunların hepsi zaten görev almamalı. Kim olursa olsun hepsi de bu yani doğru böyle kutsal görevlerin başında olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani temiz birlik, güzel birlik, şaibesiz böyle yani problem olmayacak, yaşanmayacak lig içerisindeki bütün çözümlere biz Antalya Spor olaraktan açığız. Yabancı hakemse bu ligin tekrardan izlenilebilir, kaliteli bir ortama gelmesinde biz o zaman tam destek veririz bu konuya. Ya ben yani çok bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum yani. Fenerbahçe Spor Kulübü şampiyonluğa oynayan bir kulüp, başarılı bir kulüp. Yani çok uzun süredir emek verilen emekler var yani. Orada çok ciddi çabalar var. Yani çok hızlı bir şekilde veya da öfkeyle karar alıp da bir alt lige çekilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki onların kendi takdiri, kendi camiaları, kendi aileleri. 2 Nisan'da onların da kongreleri var. Biz de onu dışarıdan sizler gibi bir göz olarak da merak ediyoruz, izleyeceğiz. Bizim için önemli olan Antalya Spor, Antalya Spor'un varlığı ve ne yaptığı, ne yapacağıdır bundan sonra. Vallahi Erdem Bey'in bu açıklamalarını ben dinlemedim. Ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi bizim zaten haykırışlarımız veya da yaşadığımız problemlerin hepsi Galatasaray maçındaydı. O zaman ilk önce şöyle bir şey yapalım, çıkalım, diyelim ki bir açıklama yapalım. Antalya Spor'un gerçekten de bizimle oynadığı müsabakada penaltısı verilmemiştir. Pardon, onların lehine verilen penaltı penaltı değildir. Bizim attığımız gol ofsayttır. Yani ilk önce bir temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Ben her zaman söylüyorum, tekrar da söylüyorum. Lehimize olan kararlarda sessiz kalıp da, aleyhimize olan kararlarda ortaya çıkıp da bağırıp çağırıp da bir sonraki haftalardaki yaşayacağımız müsabakalarda kendi lehimize bir şeyler olmasını istiyorsak o zaman zaten bu lig düzelmez. Biz kendi lehimize böyle istemiyoruz. Hatta Gaziantep maçında penaltısı Gaziantep'in verilmedi. Öncesinde faul olduğu zaten bizim de kendi futbol üstadlarımızla veya da kendi gözümüzle gördüğümüz bir faul var. Ama önceki haftadaki yaşananlar olmasaydı Gaziantep'in penaltısı verilebilir miydi? Verilebilirdi yani. %60-%70 oranına çıkardı. Yani ilk önce bunu da eleştirmek lazım. İlk önce kendimize bakmamız lazım. Aleyhimiz olduğu zaman ortalığı yaygaraya veriyoruz. Lehimiz olduğu zaman puan bize yazdı ne olursa olsun. Hiç doğru bir ortam değil bu. Ya ben bunu çok doğru bulmuyorum. Tekrar söyledim yani. Gerçekten de temiz birlik istiyorsak bunu çıkıp da biz evet Galatasaray Antalya Spor'la bir maç oynamıştır. Penaltı hakkımız değildi ama hakimin inisiyatifiydi. Golümüz ofsayttı. Denilebilirdi. Yani açıklama oradan başlar. Temiz bir lig istiyorsak ilk önce kendimize yapılanlardan başlamamız lazım. Bence kesinlikle çok doğru bir karar, çok doğru bir netlik. Yani o video kayıtlarını hepimiz izledik, hepimiz dinledik. Yani o anki psikolojim ne dedi onu ben bilmiyorum. Oyuncuların tepkisine baktım gibi böyle profesyonel hakemlerin böyle cümleler kurması gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Çok yani talihsiz konuşmalardır, çok talihsiz video kayıtlarıdır onlar. Düdüğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var. Bence assınlar, bu işi yapacak düzgün insanlar gelsinler diyorum. Ankara Gücü maçı bizim Beşiktaş galibiyetimizden sonra yine puan olaraktan almak istediğimiz bir müsabaka. Ankara Gücü de şu anda iyi durumda. Hazırlıkları da iyi çalışıyor ama kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bizi yalnız bırakmayacaklar. Biz evimizde yine inşallah 3 puan almış olacağız. CSKOL konusunda şunu söyleyebilirim. CSKOL konusunda tamamen yalnızız. Yani tamamen Antalya Spor camiası ve Antalya Spor ailesi olarak bu
krizi yönetmeye çalışıyoruz, yönetiyoruz. Ama bundan sonraki süreçte de ellerinden geldiği kadar camiamızdan, hükümetten, devletimizden, TVF'den, değerli bütün kurumlardan da bu konuda aldığımız doğru kararla alakalı da destek istiyoruz ve destek bekliyoruz. Yani inşallah destek olacaklardır. Transfer kısıtlaması tamamen engel değil. Para yattığı zaman yine açılacağı bir şey. Yani şu an 5 tane dosya oldu yanılmıyorsam. 4 dosyamız var. 4 tane dosyayla toplamda da 950 bin euro civarlarında, 1 milyon euro civarında şu anda faizleriyle beraber. Yok öyle, onların hepsi doğru açıklamalar değil. Şu an bütün standart şekilde bütün herkesin maaşı aynı zamanda yatıyor. İki maaş geriden geliyoruz. Şu anki durumumuz bu. Herhangi bir problemimiz yok. İki maaş derken özür diliyorum. Bir maaş içeriden geliyor. Zaten bir maaş bu ayın içerisinde ödenmesi gerekiyor. Yani çok şükür halimize. Yani Kulüpler Birliği toplantılarından çıktıktan sonra ben Antalyaspor olarak halimize şükrederek geliyorum. Maalesef süper, yani ligin nereye geldiği ve durumların ne olduğu ortada. Bütün herkes kan alıyor. Şöyle söyleyeyim, aslında kadro genişliğimizdeki eksildiğimiz nokta İsrailli oyuncumuzun bize yaşattığı maalesef müferit eylemin sonrasındaki Jeskel'in bizden ayrılması. Yani sadece Jeskel'in veya da herhangi bir oyuncunun üzerine biz zaten oyun kurmuyoruz, kuramayız da. Kadromuz yeteri kadar geniş, elimizde yeteri kadar başarılı, daha önceki oynadığına da başarılı olmuş oyuncular var. Tabii ki bizim de bunlara forma şansı vermemiz gerekiyor ki kendilerini tam anlamıyla performansını yerine getirip de takıma ve skora katkı sağlayabilsinler. Şimdi biz Anadolu kulübüyüz. Öyle gelişi güzel harcamalar yapabilecek bir bütçeye de sahip değiliz. Elimizdeki kadroyla kendi takımımıza sahip çıkabilmemiz bizim için en büyük proje ve en büyük çalışmadır. Ben tamamen böyle düşünüyorum. Tabii ki çok güzel oyunlar oynuyoruz. Oynadığımız müsabakalar ortada. Bir şanssızlığımız vardı. Hep 90 artılarda. Benim de hayatımda böyle ömrüden ömür götürdüğü zamanlar ve süreler 90 artı. Ama Beşiktaş maçında da Allah'a çok şükür bu talihsizliğimizi, şanssızlığımızı artık kırarak kendi lehimize döndürdüğümüzü düşünüyoruz. Çünkü çok nadir, binde bir yaşanan bir olaydır. O da şans orada bize geldi. Çok şükür bundan hedef dolayı anlamında. Hedef anlamında şu anda itibaren bütün oynayacağımız müsabakalar zaten kendi rakiplerimiz. Her rakip üzerine puan almayı hedefliyoruz. İnşallah alacağız. Yani ilk 5, ilk 6'da inşallah ligi başarılı bir şekilde sonlandırırız diye düşünüyoruz. Tabii hakemler müsaade ederse bunu da açıklamadan geçmeyeyim. İnşallah Ankara Gücü maçında istediğimiz hedefler doğrultusunda 3 puan alacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki rakiplerimizle oynayacağımız maçlar önümüzde, yani hepsinden puan ve puanlar alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu da bizi üst sıralara bir an önce çıkartacağını düşünüyoruz.